Aksaray'ın ekranı Belediye TV'ye hoş geldiniz. Gündem Özel programı ile karşınızdayız. Sevgili seyirciler, bu hafta Gündem Özel programında kanser hastalığını ve kanserde erken teşhisin önemini konuşacağız. Konuğum ise Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Feyza Baydar. Sayın Baydar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Belediyemize konuk olmaktan çok memnunuz. Biz de siz burada olduğunuz için çok memnunuz. Sayın Baydar, kanser hastalığı dünya istatistiklerine göre şu an ölüm nedenleri arasında birinci sırada. Evet. Öncelikle kanser nedir? Hı hı. Programa buradan başlayalım. Kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerinde kontrolsüz olarak hücre çoğalmasına bağlı olarak görülen bir hastalıktır ve yüzden fazla çeşidi vardır. Dünya sıralamasında da sebebini bildiğimiz ölüme neden olan hastalıklarda kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır. Evet, Sayın Baydar, özellikle Toplum Sağlığı Merkezi'nde Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi, aslında kısa adıyla KETEM, evet. Genel olarak da herkes KETEM olarak biliyor. KETEM'de sağlık taramaları gerçekleştiriyorsunuz ve bildiğim kadarıyla 3 çeşit kanser türünde bu taramalar evet. gerçekleşiyor. Öncelikle KETEM nedir? KETEM'in çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? Hı hı. Sizin de belirttiğiniz gibi KETEM'in açılımı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi. Bu merkezde asıl amacımız erken teşhis, hayat kurtarır prensibiyle yola çıkarak kanseri en erken safhada yakalamak, risk faktörünün yüksek olduğu hastalara bu tarama sıklığını arttırarak kanseri en erken evrede yakalayıp ölüm oranını düşürebilmek. Çünkü kanser tedavi edilebilir bir hastalık. Kanser taraması risk faktörü olsa da olmasa da bütün belli yaş aralıklarına uyguladığımız taramalarımız var. 3 tane farklı taramamız var bu konuda yaptığımız. Kolon kanseri için, rahim ağzı kanseri için ve meme kanseri için taramalar yapıyoruz. Bunların belirli yaş aralıkları var. Peki bu belirli yaş aralıklarında özellikle işte risk taşıyan hastalar grubu var. Hani ailesinde ya da yakınlarında kanser hastası olan kişiler risk taşıyor evet. ve kansere yakalanma olasılığı daha yüksek sağlıklı bireylere göre. Evet. Peki bu yaş aralıkları nedir? Yani risk taşıyan bir hasta, kadın ya da erkek, hangi yaş grubunda bu taramaları yaptırmalı? Şimdi 50-70 yaş aralığındaki bayan ve erkeklerde Gaita'da gizli kan dediğimiz bir testle çok basit bir kiti olan, girişimsel hiçbir işlem gerektirmeyen, genelde hastalarımızın korktuğu kolonoskopi kadar yüksek düzeyde hani bir girişim gerektirmeyen bir tarama yöntemiyle kolon kanserini 2 yılda bir taramasını yapıyoruz. 40-69 yaş aralığındaki bayanlara da mamografik röntgenler çekerek 2 yılda bir meme kanseri taramaları yapıyoruz. Bunun haricinde de 30-65 yaş aralığındaki yine bayanlara özel HPV dediğimiz bir virüsten kaynaklanan rahim ağzı kanserini taramak amacıyla HPV testi yapıyoruz. Bu 5 yılda bir yapılan bir test ve 10-15 yıl öncesinden kanseri teşhis etmemizi sağlayabiliyor. Peki şimdi biz toplum olarak aslında her türlü sağlık problemimizde hep son dakikaya kadar doktora gitmiyoruz. Ne yazık ki böyle kötü bir alışkanlığımız var. Kanser erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu uzmanlar, hekimler her seferinde dile getiriyor. Özellikle KETEM hani gerçekten Türkiye çapında Sağlık Bakanlığı'nın da destekleriyle çeşitli çalışmalar yapıyor. Mobil KETEM aracınız var evet, bildiğim kadarıyla. Evet. Mobil KETEM aracıyla köylere kadar, en ücra köşelere kadar insanlara ulaşıyorsunuz. Kesinlikle. Ve yüz yüze bilgilendirme yapıyorsunuz. Şu an mobil KETEM aracıyla nerelerde çalışma yapıyorsunuz Aksaray genelinde? Şu an mevcutta mobil KETEM aracımız bu hafta itibariyle, bu hafta boyunca Kadın Aktivite Merkezimizin önünde oraya katılan kursiyerlerimize çevrede mahalle sakinlerine hizmet vermek amacıyla bu hafta boyunca orada olacak. Bunun dışında da sürekli talepler geldiği doğrultuda ilçelerden geldiğinde ilçelere kadar gönderiyoruz. Dediğiniz gibi köylere kadar aracımızı yolluyoruz. Bu araç içinde iki tane kanser taramamızı yapabiliyoruz. HPV ve
mamografi çekimi yapabiliyoruz. Hı hı. Mobil ketem aracında. Evet, doğru. İki tür kanseri tarayabiliyoruz mobil ketem aracımızla. Bizim istediğimiz insanların son ana bırakmaması. Hı hı. Bunu duymaktan korkuyoruz. Evet, hepimiz sağlıkla ilgili kötü şeyler duymaktan çekiniyoruz, korkuyoruz. Ama tedavisi olan bir hastalığı en başında yakalamak en çok istediğimiz şey. Mamografiden 8 kadından biri meme kanserine yakalanırken onu en baş evrede yakalayıp tedavisini yapabilmek istediğimiz. Bunun için de her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Peki aslında en çok kadınlar mı kaçıyor, erkekler mi kaçıyor? Aslında herhalde sonuçla yüzleşmekten korkuyoruz sanırım. Kesinlikle. Ama dediğiniz gibi ne kadar gecikirsek aslında o kadar kendimize zarar vermiş oluyoruz. Hı hı. Peki vatandaşlara buradan çağrıda bulunmak istersek, yani hani sonuçtan kaçmayalım ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ve evet, Ketem Merkezlerine başvuralım. Mutlaka. Aile sağlığı merkezlerimizde de yine aynı taramalarımız yapılabiliyor. Aile hekimlerimiz de bu konuda destek oluyorlar bize. Gerekli yönlendirmeleri yapıyorlar. Yapılabilecek taramaları merkezlerde yapıyorlar. Ben biraz da yaptığımız ne kadar hastaya ulaşabildiğimizden bahsedeyim. Buyurun. 2017 yılında 1550 tane mamografi çekimi yaptık. TSM, yani toplum sağlığı merkezimizde, Keten merkezimizde 1230 tane de HPV taraması yaptık. Ocak ayında yine 227 kişiye mamografi, 168 kişiye HPV taraması yaptık. Bu oranları ne kadar arttırırsak o kadar daha sağlıklı bir topluma kazanacağımıza inanıyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu konuda bir çalışması var. Bu taramalar %70'lere ulaştığı takdirde biz serviksten, meme kanserinden ve kolon kanserinden insanları kaybetmeyeceğiz. Yani her şeyin başı sağlık ve erken teşhis diyoruz. Hayat kurtarır. Aslında sadece keten yok, evet, farklı hizmetler de veriyorsunuz. İşte sigara bırakma polikliniği var. Aslında kanserin en büyük etkenlerinden bir tanesi alkol ve ne yazık ki sigara alışkanlıkları. Ve tabii ki aslında kanseri birçok etken sayabiliriz. İşte sağlıksız beslenme, alkol, sigara ve grip gibi de oldu aslında. Hani en basit bir rahatsızlık bile bizi kansere taşıyabiliyor. Bunun sebebi nedir? Yani genel olarak kendimizi korumak adına nelere dikkat edebiliriz? Neleri sağlıklı yaşam adına farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Bakanlığımızda zaten hareketli kal, hareket et şeklinde böyle toplumumuzu daha hareketli bir yaşama yönlendirmek için sağlıklı beslenme adına birçok bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Okullarımızda kantinleri denetliyoruz ki çocukluk çağından bu risklerin önüne geçebilelim diye. Yine bağımlılıkla ilgili, sigara bağımlılığı, madde bağımlılığı, bunlarla ilgili gerekli eğitimleri veriyoruz yine toplum sağlığı merkezi olarak. Okullara, üniversite yurtlarına gidip buralarda bu konuda bilgilendirmeler, eğitimler yapıyoruz. Çünkü bunların hepsi kanser için bir risk faktörü. Şöyle, obezite kliniğimiz var. Önce ondan bahsedeyim. Bu klinikte 2017 yılı boyunca 924 kişiye diyet danışmanlığı verdik. 4 tane diyetisyenimiz var merkezimizde. Yaklaşık 160 kişiyi de zayıflatmayı başardık. Bunun dışında sigara bırakma polikliniğimiz var. 54 kişiye sigarayı bıraktırdık tamamen. İlaç desteği veriyoruz. Bakanlığımız da bunu takip ediyor. Düzenli olarak sigara bırakma polikliniğine başvuran hastalarımızı telefonla destekliyor. Bu nasıl gittiğini, tedaviden memnun olup olmadıkları konusunda da destek veriyor Sağlık Bakanlığı. Dediğim gibi bunun dışında da bir psikoloğumuz var. O kamu kurum ve kuruluşlarında, Kur'an kurslarında gerekli aile içi iletişim eğitimleri, otizmle ilgili bilgilendirmeler, madde bağımlılığı, ihmal, istismarla ilgili gerekli eğitimleri veriyoruz. Halkın sağlığını arttırmak ve korumak adına daha çok çalışmalar yapıyoruz. Evet, halkın sağlığını artırmak adına aslında Aksaray Belediyesi de birçok konuda kesinlikle sizinle işbirliği halinde ve Ocak ayında meme kanserinde farkındalık ayıydı. Evet. Ve Aksaray Belediyesi ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü Ketem işbirliğinde Büyükbölcek Mahallesi'nde bir ketem durağı hizmete açıldı. Ve bu ketem durağının açılış
töreninden önce de yine mobil ketem aracı Aksaray Belediyesi Başkanlık Binası önünde yüz yüze bilgilendirme yaptı dikkat çekmek amacıyla. Biraz bundan bahsedelim istiyorum. Tabii, özellikle erken teşhise dikkat çekmek, kansere dikkat çekmek adına yapılan bir çalışmaydı. Neler söylemek istersiniz? Şimdi kanserde dediğimiz gibi en önemli şey farkındalık oluşturabilmek. Bu farkındalığı oluşturabilmek adına Ketem merkezimizin yakınındaki Büyükbölcek Caddesi'ndeki durağımızı, otobüs durağımızı müdürlüğümüzün ve Sayın Başkanımızın, belediyemizin katkılarıyla Ketem durağına çevirdik. Burada amacımız insanların Ketem ne sorusunu sordurabilmek, Ketem'in ne olduğu konusunda bir merak uyandırabilmek. Bu durakta ufak bilgilendirmeler var. Burada bahsettiğimiz hangi tür taramaları yapıyoruz, onlarla ilgili ufak bilgilendirmelerimiz var. 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ydü. Bunun hemen akabinde 5 Şubat'ta Sayın Başkanımız Haluk Şahin Yazgın'ın, Sayın Hasiba Hanım Hasiba Yazgın'ın ve İl Müdürümüzün, çeşitli STK'ların bayan temsilcilerinin katıldığı güzel bir açılışımız oldu. Bir farkındalık oluşturmaya çalıştık ve çok güzel geri dönüşler aldık. Bu STK temsilcisi bayanlarımızdan işte mutlaka biz de katılacağız bu tarama programını diye çok güzel geri dönüşler aldık. Şöyle haber ekibimizle birlikte Ketem Durağı'nda bu programı özel, yani farkındalık oluşturmak ve insanlar ne kadar Ketem'i biliyor, tanıyor diye kısa bir röportaj gerçekleştirdik. Sokağa indik. Ketem Durağı etrafında insanlar durağın farkında mı, değil mi diye küçük söyleşiler yaptık. Onu da biraz sonra seyircilerimize aktaracağız. Görüntülerde kendileri de izleyecekler. Ketem. Yok, duymadım. Ketem'in anlamını bilmiyor musunuz? Bilmiyorum, yeni. Peki daha önce kanser taraması yaptınız mı? Yok, yapmadım. Ketem nedir? Daha önce duydunuz mu? Ketem duydum. Kanser taraması için yapılan bir faaliyet olduğunu biliyorum. Yakınlarda da işte diğer durak açıldı bize. Belediye başkanımız geldi, hudeller kesildi. Güzel bir açılış yapıldı burada. Ketem nedir? Ketem kanser erken teşhis tarama yaptırmak için bir şey neydi onun faaliyet. Evet, belediye başkanımız sağ olsun geldi buraya, işte boya yaptılar, şey yaptılar, Ketem durağını açtı. Ketem zaten buraya da yakın. Yani arkadaşlar buraya gelip duraktan görüp işte şeye varabiliyorlar. Ketem'e rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Kanser için erken teşhis kontrol sistemi. Peki siz kanser taramasından geçtiniz mi? Hayır. Ama biliyorum ne kadar erken fark edersen, buraya da gidersen tedavisi de o kadar kolay oluyor. Peki bu Ketem durağını farkındalık oluşturmak için Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı sizler için açtı. Evet. Sizce nasıl? Çok güzel, iyi bir şey. İyi bir şey. Herkes burada oturuyor, ihtiyarı kadar herkes okuyor bunu. Zaten hemen şey de şurada yakın. Zaten. Orada da tedavi oluyorlar, bakıyorlar. Ketem nedir? Daha önce duydun mu? Duydum. Kanser araştırması. Peki ailenizde kanser hastalığı taşıyan birileri var mı? Yok. Peki siz taramadan geçtiniz mi kanser taramasından? Geçtim. Peki Sayın Baydar, çok güzel bilgiler verdiniz. Özellikle Ketem Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde gerçekten ciddi çalışmalar yapıyor. Özellikle işte obeziteyle ilgili destek biriminden bahsettik. Yine sigara bağımlılığı ile ilgili poliklinikten bahsettik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Kanserde erken teşhis hayat kurtarır diyoruz. Ve bunun doğrultusunda çekinmeden, utanmadan, sıkılmadan. Çünkü özellikle kişi mahremiyeti konusunda kesinlikle çok büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Hiçbir şekilde gizlilikle ilgili bir sıkıntımız yaşanmıyor. Bütün bu saydığımız yaş aralığında risk faktörü taşıyan bütün insanları bekliyoruz Ketem'e. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz bu konuda. Bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğiz. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır prensibiyle bu yolda devam ederek tüm halkımızı çekinmeden Ketem merkezimize,
aile sağlığı merkezimize, toplum sağlığı merkezimize ve istedikleri takdirde, bize talepleri geldiği takdirde ayaklarına kadar mobil ketem aracımızı göndererek bu tarama sayılarını arttırmayı istiyoruz. Herkesin birbirini bu konuda teşvik etmesini istiyoruz. Yaptığımız girişim işlemlerin hiçbiri çok ciddi girişimsel işlemler değil. Bu konuda bir çekince yaşamamalarını, çok rahat olmalarını istiyoruz. Herkesi bekliyoruz taramalar için. Erken teşhis hayat kurtarır. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Gündem Özel programında bu hafta Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Feyza Baydar Hanımefendi'yi konuk ettik ve KETEM'le kanserde erken teşhise farkındalık oluşturmak amacıyla kendisinden çok faydalı bilgiler aldık. Önümüzdeki hafta Gündem Özel programında başka bir konu ve konukla tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.